Bir açık görüş programında yine karşınızdayız. Gazeteci yazar Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Bodrum Kent TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan açık görüş programında son günlerde çok tartışılan mülteciler sorunu masaya yatırıldı. E, yaklaşık sayıları resmi olarak e, 2 milyona yakın bulunan e, özellikle de Suriye'den gelen. E, Bodrum Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Rüştü Tezcan, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Serttaş ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Eroza'nın konuk olduğu programda Bodrum gündemini meşgul eden mülteci sorununun önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülerek soruna yönelik şimdilik en doğru çözümün yaşam merkezleri kurulması olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Son günlerde Bodrum merkezde, park ve bahçelerde, deniz kenarında, açık alanlarda çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren sığınmacı ve mültecilere yardım amaçlı çabalarını yoğunlaştıran turizmci Atilla Serta şunları söyledi: Başta Suriyeliler olmak üzere, farklı ülkelerden, farklı nedenlerle Bodrum'a gelen yabancılara potansiyel suçlu gibi davrananlar olduğu gibi bu insanlara destek olmak isteyen esnafın çabalarını göz ardı edemeyiz. Yapılan görüşmelerde Bodrum'da yaşam koşullarının zor, iş imkanlarının çok sınırlı olduğunu anlatmaya çalıştığımız mültecilerden bir kısmı gönüllü olarak buradan ayrılmayı kabul ettiler. Ancak bu sorunun önümüzdeki günlerde de devam edeceği ihtimalini göz önüne alarak Bodrum yakınlarında bir yaşam merkezi kurulması ve burada onların sağlık, gıda ve eğitim sorunlarının çözülmesi gerekir dedi. Bodrum Kent Konsey Yürütme Kurulu üyesi de olan Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Rüştü Tezcan'da konuşmasında Kent Konseyi olarak hazırladıkları raporda, tespit ettikleri risk ve tehlikeleri Bunlara karşın kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerini açıkladı. Birleşmiş Milletler mülteci raporundan bilgiler veren Tezcan, Suriye'de ayrılmak zorunda kalan 4 milyona yakın sığınmacının neredeyse yarısının Türkiye'de bulunduğunu, tüm Avrupa ülkelerindeki Suriyelilerin sayısınınsa ancak 300 bin civarında olmasına dikkat çekti. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozansa programda yaptığı konuşmasında özellikle şu konulara değindi. Yabancılar sorunu son 10 günde ortaya çıkmadı. Yaklaşık 2 yıldır Bodrum'a farklı bölgelerden Suriyeliler geliyordu. Çeşitli otel, pansiyon ve evlerde çok zor koşullarda yaşayan bu sığınmacılar turizm sezonu başlayınca kapı önüne kondular. Geçmiş hükümetlerin yanlış politikaları gerekçe gösterilerek bu insanlara sırt çevirmek hiçbir vicdana sığmaz. Nereden? Hangi koşullarda gelirlerse gelsinler, hangi ülke vatandaşı ya da hangi ırktan olurlarsa olsunlar, bu insanlar savaştan kaçıp gelmişlerdir ve onlara destek olmak, Hepimizin görevidir. Kaldı ki bu durumda gönüllü olarak bu konuda görev alacak çok sayıda insan var. Geçmişte Van depreminde olduğu gibi bu olayda da bu görevi başarıyla yerine getirmeye hazırlandılar. Bu yabancıların barınma ve yaşamlarını uygun koşullarda sürdürülebilmesi konusunda yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. Yerel çözümlerin başında da bu duruma gelen yabancıların kayd altına alınmaları ancak sağlıklı koşullarda hazırlanmış yaşam merkezlerinin oluşturulmasıdır. Öte yandan kaymakamlıktan alınan son bilgilere göre Bodrum'da bulunan Suriyeli Türkmenlerden 56'sı İstanbul ve Yalova'ya, diğer Suriyelilerden 64 kişi de Mardin'e gönderildiler. Afgan ve Pakistanlı mültecilere de ülkeyi terk etmeleri için 2 ay süre verildi. Kaçıranlar için programın tekrarı, pazar, pazartesi ve çarşamba günleri saat 12.30'da kent tv ekranlarında olacak